Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, yine yeniden söz verdiğimiz gibi buradayız. Hem de 10 numara bir içerikte buradayım. Ama öncesinde bir alakta soralım. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz çok şükürüyüz arkadaşlar. Arkadaşlar, o çok istediğiniz abi para nasıl kazanılır? Yani bunu depo sıfırlananlar için aslında çekiyorum. Genelde abi benim depom sıfır ama diğer arkadaşlar da kullanabilir mesela. Gün içinde çok kaybetti. Ne yapacağım, ne edeceğim derken hani biraz para yapayım diyecek olan kardeşlerim şu şekilde benim gibi bıçakta girebilirsiniz. Normal moda girebiliyorsunuz bu arada bıçakta. Şey yani fantezi olsun diye şeye de girebilirsiniz. Ablukaya ama 30K'lık bir ekipman almanız gerekiyor. Mesela kask alabilirsiniz. İşte zırh alabilirsiniz, yelek alabilirsiniz. 30K olsun, o şekilde de bıçak girebilirsiniz. Yani Zero to Hero muhabbeti oradan geliyor. Ama bizim amacımız para kasma. Yani eğlencesine değil. Şu an depom sıfırmış gibi davranıyorum mesela. Hiç param yok. Geldim, ne yaptım? Teleferik istasyonuna geldim. Baba burayı loot diyeceğim. Burada bir iki bot keselim. Yani buranın loot 10 numara. Buraya gelecek adam da zaten aynı bizim kafada olduğu için. Hani vurma olasılığımız yüksek. Eğiminize güveniyorsanız. Bir tane kasa var zaten burada. Sakın anahtarla bu modda bir şeyler açmayın. Çünkü normal mod olduğu için değerli item atma olasılığı çok düşük. Ama şansımıza lan boss mu var burada? Şansımıza bak. Sanırım ilk maçtan biz öldük. Para kazanamayacağız. Gelin kanka. Gel buraya. Hadi. Bu botları keseriz, güzel. Burayı lootlar çıkarım ya. Ölmüyor abi. Ölmüyor, ölmüyor. Gel buraya. Ana, kırkını sayıyordum. Kırk verme, kırk verme. Kırk verme. Verme yat lan. Artık öleceksin mi bu? Ana, ayva yedik arkadaşlar. Bu aralar gerçekten video çıkartamıyorum. İnşallah Allah'ım yardımı. Şu video çıksın da paylaşayım artık, yeter ya. La oğlum uğraşım olmuyor, saatlerini veriyorum, geri geliyor. Canlı yayında 10 numara oynuyorum mesela. Hatta tek kalıyorum. 10 numara loot da çıkıyorum. Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar bir şanssızlık var üzerimde ya. Ne zaman böyle güzel videolar çıkartmaya başladım, o günden sonra bir nazar mı değdi bize, ne oldu? Hani güzel bu şekilde video çıkaramıyorum. Yayın harici full yayın paylaşıyorum. İnşallah. Tek attım. Lan bota tek attın diye insan mutlu olur mu? Ben mutlu oldum. Bu arada benim Smurf hesabım. Yani hesabım yani. Sıfırdan diziyormuş gibi olacak. Ekipmanların hepsini sattım. 500 bine yakın bir param vardı. İnşallah böyle seri halinde buradan devam edeceğiz bunu. Ettireceğiz. Ama işte şu ara bu hesaba girme olasılığım çok düşük olacak. Çünkü şey var. Bu nedir o? Beta testi var. Sezon 5'in beta testi. Ondan da videolar çıkartmam gerektiği için. Hani biraz uzun süreli olabilir bu. Yaz ayında böyle 5-6 video çeksek yeter. Zaten bir videoda anladınız mı? Yani bu video başlangıç olarak güzel aslında. İnşallah çıkartacağız tabi. Gelen olursa vururuz. Vuramazsak da atarım ben yine bu videoyu. Amacım burayı lootlamak şu an. Şu an kafamdaki tek nokta burayı. Hani çantanızda boş yer yok mu? Ölmüyorlar da baksana. Abi düşük seviyeli mermi öldürmüyor ki abi ya. Oradaki de bot. Dala böbreği bıraktın, nasıl ölmüyorsun? İlla HS atacağız ya. Çok pis HS atarım beyler. Güzel güzel yani, genel olarak güzel. Yani amacımız aslında burada hem loot yapıp ne bulabilirsek almak. Son iki maça da bu lootla abluka girmek. Anladınız mı olayı? Buradaki loot da böyle 30K'lık bir ekipman yapmak kendimize. Amacımız bu. İstiyorsan 10 dakikada da çıkabilirsin hızlı bir şekilde. Yani ne kadar kısa sürede çıkarsan o kadar kardır. Yani sizin için kolay olur. Buradaki aldığımız loot da mesela 30K'lık loot mu aldık? Abluka gireceğiz. Yine bu haritayı oynarız.
amacımız o. Şu an aslında loot konusunda okeyiz. Loot konusunda okeyiz. Tabii şey de yapabiliriz. Mesela buradan maçtan görevleri yaptıkça böyle bize item biten de atabilir. Oradaki itemleri kullanıp bunu sonraki maçlara kullanabilirsiniz. Mesela bu loot'ta girdik ablukaya. Üstümüzde ne bulduysak o parça parça satacaklarımız var. Depoda kalacak olanlar var. Hani mesela depo değerim şu an çıkış attım ben. Bunlar kaç para mesela şu jarjör falan. Bunları satacağız. O yüzden alıyorum ben. Satılık malzememiz değerimizde olsun. Hani bir sonraki maça tekrar bıçak gireceğiz ama biz değerli itemleri zaten satmış olacağız. Ama oradan da mesela ölmedik ablukada şansımıza ne olacak mesela depomuzu bir tık daha katlayabileceğiz. Şu kaseye bakacağız. Aşağıyı da komple lootlarız abicim. Aşağıyı lootlayıp gelen olmazsa ufaktan çıtırdan çıkıştan çıkarız. Orada ne var? Pense. Güzel ya, 30 gün var bu üst. Şöyle yer açmak için bir çanta yeleklerden alın. Arada botlardan bunlardan öyle güzel yer açılır. Ya hak bismillah. İyi para verdi abi, 3000 az çok demeyelim abi, sıfırız çünkü. Paraya bile şükür diyeceksin abi. Hesap bitti. Oyun zevkti niye? Mesela param bitti ne yapacağım ben? Ya kardeşim bak seçenek var, bıçak gir. Gir daha eğlenceli, tek başına oynamayı öğren böyle. Takım artık mesela şeylerle girme ya da çok kötüysen, güvenemiyorsan onlarla gireceksin ama onlar mesela nasıl oynuyorlar? Akıllı oynuyor çoğu yabancı. Sen önden oynuyor. Biz Türkler öyleyiz abi, biz önden oynuyoruz. Önden oynamayacaksın, arkadan oynayacaksın. Bunların ölmesini bekleyeceksin, öldürmesini bekleyeceksin. Sen lootlarına çözeceksin. Veya çocuk baktım molotof falan atıyor. Sıkıntı. Onlara dikkat edeceksin. Bedavaya ban yemeyeceksin. Yok ben tek oynarım diyeceksen benim gibi gireceksin abi. Gayet basit, gayet başarılı. Şu ana kadar gayet güzel gittik bu arada. Abluka'da burada kırmızı çanta olur. Soldaki çekmece üçlü olur. Oy antika. Bu güzel. Kasamız var bir tane. Kasası olmayanlar için mesela nasıl çıkış yapabilirsiniz? Merkezi yerlere oynamayacaksın. Hızlı hızlı çıkacaksın. Mesela şu itemi buldun ya, direkt çıkışa koş abi. Koş. Soldan soldan devam et veya sağdan sağdan devam et. Çıkış ne taraftaysa. Kimseye gözükmeden. Aa, gözümü aç biraz. Yani bu maçta bir 200 binle çıksam 10 numara olacak inşallah. Var mı daha bir şey? Yok. Bu arada sezon 5 yeni harita para kasmak için 10 numara olacak arkadaşlar. Bak bunun müjdesini vereyim size. Parayı kasmak için o haritaya gireceksin abicim. Ama işte çıkışlara pusu atabilirler. Şu an çok yoğun değil serverler. Ama işte çıkışlara pusu atabilirler. Botlar çok fazla sıkıyor. Çok fazlalar. Ama para kasmak için 10 numara. 4 kişi gir abi. Mesela açıklama kısmında Discord sunucumuz var arkadaşlar. Oradan şey yapabilirsiniz. Kendinize takım arkadaşı takımlaşabilirsiniz. Gidin orada birbirinize takım olun. Yeni sezonda parayı rahat kasacaksınız o haritada. Harita çok büyük. Arabayla gezmeniz gerekiyor. Hani bir yerden bir yere giderken. En azından bir kampant bulduğunda çok rahat böyle 4 kişi loot yapabilirsiniz. Kocaman kocaman yerler böyle. Bir ton çekmeceler. İşte sandıklar. Kasa da çok var bu arada. Kasa da bayağı var. Ben genel olarak beğendim. Beğendim. Onun haricinde yenilik olarak lobi güzel duruyordu. O yeni gelen şeyden çıkmıştı. Onu buldum. Paylaşmıştık zaten videosunu. Yeni itemden 451. O item değişik, heykel. Kimin heykeli acaba o ya? Favoretti mi lan? Favoretti sanatçıydı lan. Uyduruyoruz ya. Yo, bıçağımız kaplaması yok sınır fesip olduğu için. Burada anahtar olabiliyor. Buraya da bakın arada. Yani gezebildiğiniz yer ya. Burada ceket var. O cekete de bakın. Altaylardan turmaya. Jarjörler lazım olacak. Agalarım. Var mı bakabileceğimiz başka bir şey?
sanırım çıkışa doğru gidiyoruz. Kimse de gelmedi. Gelseydi çatışırdım, alırdım. Niye? Çünkü ekipman bulmuşum abicim. 10 numara yakın mesafe silahı da vardı. Aksu da vardı. Şimdi bir sonraki maça geçeceğiz. Buradan hızlı bir şekilde çıkışı kesmiyorum. Bak kestiğim zaman diyorsunuz ki mesela abi niye kesiyorsun? Kesmiyorum bakın. Buradan koşuyorum, tamam mı? Sağdan ortadan koşmuyorum. Ne yaptıklarımı da dikkatli bakın. Ne yaptığımı da dikkatli bakın. Yani bunları yapmayın tabii. Bunlardan bahsetmiyorum. Yani ne tarafa koşuyorum, ne tarafa koşmuyorum. Bunlara çok dikkat edin. Yalnız ayağımız kırılsa ya patates olduk ha. Şöyle mümkün oldukça sollu gidiyorum. Niye? Cover alabileyim diye. Etrafa bakıyorum. Yani bu yakında biri varsa zaten ayak sesini duyacaktır. Pusucudur. O yüzden ne yapmak lazım? Senin de gözünü 4 açman lazım. 4 gözlü olman lazım. Tarayıcı gibi böyle. Ben hala soldan devam ediyorum yoldan. Yani bu kısımdan adam gelme olasılığı çok düşük. Ama biraz ortadan gitseydim ben kesinlikle bir adama denk gelebilirdim. Onun için buradan devam edelim abicim. Böyle çıkışımız da zaten ileride gözüktü. Geçerken lootlanacak bir yer varsa lootlarız. Bu arada hala videomuza like atmadıysanız bir like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Cansınız iyi ki varsınız. Buradan katıl abonelerine de tekrar çok çok teşekkür ederim. Yeni yeni katılanlar oluyor aramıza. Çok çok teşekkürler. Beni gerçekten mutlu ediyorsunuz. Ayrıca destek oluyorsunuz. Cansınız iyi ki varsınız. Şeyi fark ettim. İzlenmelerimiz biraz düştü şeyden dolayı. O yayın tekrarı çok atmaya başladık. Sizlerle sohbet edemedik. Güzel bir hikaye aklımda vardı da. Şeyde değilim yani. O enerji yok üstümde. Hikaye anlatamıyorum. Bu arada burayı ilk defa görüyorum ben. Ananı avradım. Ha, şuradan giderek bir değerli bir item bulsak var ya, 10 numara olacak abi. Boş. Mermi lazım olur. Mermileri alın. Satarsınız ya en azından. 3000-5000 ne varsa işte onlara satsan güzel kar edersin. Şurada da bir şey var. Geç. Silah kutularına bakın. Buradan 400.000 iki tam atabiliyor. Evet. İş görür abi. Zaten çıkışa gidiyoruz. Satarız onları. Pusu atabilirler. Normal maç sonuçta çok fazla oyuncu olmuyor. Bot onlar. Olan da sakat oluyor yani. Sakat derken sıkıntılı abicim. Pusu atabilir herhalde. Şimdi güzel. 150-200 bin arası bir lootumuz var. O değerli itemi de bulduk. Silahımız var, kaskımız var, zırhımız var. Ne yaptık? Biz kendimiz bir baştan yeniledik. Yeniledik. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci maça. Geçiyoruz bir çıtırdan. İkinci maçta ne yapacağız? Onu da orada anlatacağım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ablukaya girdik. Ablukada burada ben az önce o üstümdekilerle denedim. Başaramadım. Öldüm. Sonrasında bana bir tane kask verdi böyle şeyden. O sandık falan veriyor ya bazen. Oradan bana bir tane kask verdi böyle dört çevir. Görev yapmışım. Bir tane de pompalı çektim elime. 30 bine tamamladım kendimi abicim. İşte zırhtı 3-3 tane kitti. Onlarla kendimizi hallettik abicim. Şimdi ne yapıyoruz? Burada yine Northridge Avrupa gittik. Geldik bu markete yakın bir yerde doğduk. O teleferik istasyonuna gitmek yerine bu markete gideceğiz. Şöyle ağrımızı bir çakalım. Buradan direkt markete gidiyoruz abicim. Bu marketi bir lütlüyoruz. Oradan sonrasına bakacağız duruma göre. Gelenler olacaktır. Solumuzda doğanlar oldu. Dikkatli gitmek gerekiyor. Sağda doğanlar oldu. Şimdi buranın abluk olup olmadığını nasıl anlarsınız? Hemen bu solda çantalarımız var arkadaşlar.
gördüğünüz gibi bu kırmızı çanta burada olduğu zaman bilin ki abluka girmişsindir. Sonra demesinler abi abluka girdiğin nereden bileceğiz biz senin demeyin. Bu kırmızı çanta burada varsa abluka girmişsindir. Tabi boş attı. Onu da gizli belge de atıyor bu arada. Bunda da 60 binlik falan şeylerden atıyor. Ama bize şansımız yok abi, atmadı. Umarım bunda da güzel bir loot da çıkarız. Bunda da amacımız biraz agresif oynayacağız. Ama güzel bir loot yaptığımızda da mesela bir adam vurduğumuzda çıkabiliriz. Çünkü Nordic haritası büyük harita. Büyük harita olduğu için de yani üstümüzdeki loot'ta bir yerden bir yere koştuğumuz zaman çok fazla yoruluruz. Ölme riskimiz çok yüksek. Ama mümkün oldukça burayı böyle dikkatli bir şekilde loot diyoruz. Paraları alalım abi. Ne görürseniz lootlayın. Ne görürseniz lootlayın. Yani abluka girdiğinizde anahtarınız varsa daha süper olur tabi. Ah lan değerli bir anahtar sanırım. Varak anahtarı verdi. Boss yok sanırım, rahat. Kimse de gelmemiş. Buranın lütfu da güzel atıyor. Bazen anahtar falan atıyor burada. Şuraları falan gezdim. Buraya bak. Burada telefon oluyor abi. Önce üstten başlıyorum. Hem adam gelirse falan şu an adam gelme olasılığı yüksek. Yardımları bitiriyorum. Cercere kumarını takıyorum arkadaşlar. O yüzden çıkıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Güzel. 20.000-20.000'dir abim. Severiz abim. Nanay. Hadi oğlum, hadi bol şans, bismillah. Bu kutudan gizli belge atıyor arkadaşlar, ona dikkat edin. Bu kutulara bakın mutlaka, bu kutular bütün şeylerde olmuyor. Şeyde görmedim işte, olabilir de yani bilmiyorum, belki sandık açılan yerlerde olabilir normal yoktu da. Avrupa'da böyle buralarda oluyor. Bu çekmecelerden atabiliyor gizli belgeyi. Bu çekmecelere de bakın. Kasalar ne kadar şanslıysa bu çekmeceler falan da şanslıdır arkadaşlar. Bizim Erkan geçen cephanelikte arkadaşlar, yemin ediyorum size, İki tane vazo, bak iki tane vazo çıkıyor cephaneliğin içinden, iki tane vazo, bir tane gerdanlık, bir tane aslan çıkıyor, üstüne yetmiyor, bir tane de gizli belge veriyor. Sanki Çin serverına düşmüş, bunları vermiş ya, oha. Abi şok oldu. Erkan'ın birçoğunu yayından falan tanıyorsunuz zaten. Beraber oyun, ah be bir don. Ya almak isteyen alabilir bunu ama ben bu tarz şeyleri almıyorum çünkü hem ağırlık yapıyor hem boş yere yer kaplıyor, zaten atacaksın. Anladın mı? O yüzden çok fazla böyle büyük eşyaları almıyorum ben. Ama siz alın yani, eğer çantanızda yer açmak istedikçe onları atarsınız. Anahtarımız yoktu. Tüh, normal şey, kendi hesabımla girmiştim. Yani o kadar ateş etmemize rağmen kimse de gelmedi. Ya bir yandan güzel bizim için ama şöyle isterdim yani, acemi bir oyuncu gelsin full set, onu vereyim rahat rahat çıkayım ama şu ana kadar kimse gelmedi abi. Bak buralardan anahtar atıyor, bunlara mutlaka bakın. Çoğunuz belki unutuyor olabiliriz bunları ama daha drop geliyor, drop'u oynayabiliriz aslında. Yok baba ya, anahtar atmadı. Ya şöyle video çektiğimde ne olur yani, her şeyi atsın ki depoya hani daha güzel bir şey yapabilelim. Ama yok. Buldukça yiyeyim bunları. Şeye bakıyorum, su düşecek mi acaba? Düştü, aynen. Su da içmemiz gerekecek. Bazı yiyecekler susuzluk getirir arkadaşlar, yedikçe mesela hidrasyonu düşürür. Ondan sonra bilmeyen arkadaşlar için ağrı kesici falan içiyorsunuz ya, böyle kırık tedavi ediyorsunuz.
O sizi susatır. Yani suyunu da yemeğinizi mümkün oldukça almaya bakın. Şöyle duraba doğru bir gidelim. Umarım duraba pusatmaz kimse. Yeni düşüyor ama işte benim gibi düşünen birileri varsa bir de sniper sahibi yedi. Dualarla duraba doğru gidiyoruz. Ağrımızı çakalım yolda. Ayağımız, bacağımız, kolumuz kırılırsa sakat sakat koşmayalım abi. Uğraşmayalım. Profil etraf sakin. Ve hala like atmadıysanız canlar, like'ları bir görebilir miyim abicim? Bak sizler için yine çektik bir video. Umarım beğeniyorsunuzdur. Like atmayı unutmayın. Botlar ateş etmeyin bak. Küfür ederim size. Havalar çok sıcak gerçekten ya. Belki de o yüzden ben çıkartamıyorum videoya. Sıcak gerçekten bunaltıyor beni böyle. Kendimi yorgun gibi hissediyorum. Sizlerde de öyle oluyor mu? Altaylardan Tuna ya. Kendime gaz vereyim. Umarım çıkarız da şu videoyu atarız ya. Boş yere uğraşmamız olur. 8 dakikadır buradayız. Eliniz tetikte olsun her zaman. Drop'un konumu bir tık güzel de o tepede bir sniper varsa şu an beni takip ediyor o kaşlar. Ama şu an sıkmaz. O benim drop'a yatmamı bekleyecek büyük ihtimal. Şu kuleye de pusabilirler. Aha ses var. Biri var orada. Ayak izi çıkıyor. Aynen. Pompalım var Allah kahretsin. Oğlum şu molotu bir tutsam. Canımız. Şu sisi de bir tut. Öldük sanırım ya. Siz otomatik silah var. Elimde silah var. Yakınla yanaştırmaz mı bize herhalde? Neredesin kanka? Nereye saklandın? O ne lan? Oğlum ölmüş mü bu? Lan nasıl öldü? Lan! Allah'ım dualarımı kabul etti. Dedim acemi oyuncu gelsin full set. Adam geldi. Pusu olabilir, etrafta arkadaş olabilir. Hem gaz gitsin arkadaşlar hem biraz bekleyelim. Lan oğlum o nasıl öldü? Gaz kafasına çarptı öldü herhalde. Ulan gaz hasar mı veriyor adamın kafaya? Çünkü gaza attığım zaman geriye açılması lazımdı. Gazın içinde durup ölmesi de bu kadar hızlı. Molotof öldü büyük ihtimalle. İyi de molotofu nasıl öldü ki o? Ananı avradını. Allah'ım yarabbim. Allah'ım dualarım kabul oldu. Allah'ım dualarımı kabul etti. İşte temiz kalpte olmanın avantajları maç içinde arkadaşlar. Bir dua ediyorsunuz hemen duanız kabul oluyor. Gerçekten harikaydı bu. Silahı da güzeldi ha. Otomatik bir silah vardı. Bak bu bizim için avantaj oldu. Ben şimdi bunu dayıp çıksam mı kafamda o var. Yani biraz daha loot yaparım herhalde ben ya. 10 dakika geçmiş aradan. Şu an görünürde kimse yok gibi ya. Birazdan kalkarız. Yani normalde çoktan oynamıştım oraya da. Şu an sırf şu videoyu çıkartalım. Hani sizlere örnek yani sizler bu şekilde oynayın. Yani bekleyin bazınız direkt loot'a çöküyor tamam mı? Yani adam en azından şu an açığa çıkacak. Açığa çıkmaması için abicim bekleyin. Bekleyin abicim ya. Bak çantayı mantaya attım oraya ne güzel helalinden. Geldim buraya. Bastın düğmeye. Yat aşağı. Ah be Türkmüş lan. Kardeşimsin ya. Bu kardeş bizi izliyorsa Erhem GRN kusura bakmasın abicim. Videoya çıktın. Böyle bir videoda olmaktan gurur duyman gerekiyor. Bak ağrısı falan var. Ne güzel ne güzel. Sen kardeşimsin ulan. Erhem teşekkürler kardeşim. Cansın iyi ki varsın. Burada bir şeyler bıraktı şimdi. Sanırım tam bittiğim kardeş. Aldık, lootumuzu aldık abicim. Şimdi buradan
gelelim mekan. Şimdi burada çantaları falan ayarlayacağız. Çantamızı falan bıraktık. İyi, fena değil. Lütfü güzel yani. Teşekkürler Erhan. Eyvallah. Cansın iki varsın. Kardeşim ya. Keşke Türk olmasaydı ölen ama. Yapacak bir şey yok ama. Özür dilerim Erhan. Yani siz buradan aslında yeleği falan alabilirsiniz. Zırhı atmak yerine o benim kullandığım şeyi çantaya koyup içini doldurabilirsiniz. Zırhınız kalabilir. Da ben hani yer kaplamasın diye şu an, bir de sağlam olsun diye ölmemek için bu şekilde yapıyorum. Ama diğerleri kalsın, kask falan kalsın. İşimize yarayacak çünkü. Bunlar bizim maça girmemizi sağlıyor. Altaylardan Tuna'ya. Güzel güzel. Şimdi buradan çıkış atabiliriz aslında ama ben kaşındım abicim şu an. Ben bir tık sakin olduğunu düşünüyorum bu maçın. Mümkün oldukça böyle bir tık merkeze, motele doğru gidebilirim. Hemen öncesinde şu drop'umuza da bakalım. Bakalım bakalım bize ne veriyor. Hiçbir şey vermiyor. Yaşasın. Siz oradan mermi falan alabilirsiniz bu arada. Çıkış atacaksanız yani. Alabileceğiniz, çantayı doldurabileceğiniz şekilde doldurun. Para eden şeyleri alın. Para etmeyen şeyleri almayın. Bazen çar çöp ne bulursa dolduruyor, doldurmayın. Böyle. Vallahi bazen vuruyorum adamı. Adamın çantadan her şey çıkıyor. Üzülüyorum. Keşke diyorum öldürmeseydim. Ama işte bilemiyorum ki abi. Keşke adamların kafasının üstünde böyle depo değerleri yazsa, ismi yazsa. Anladın mı? İşte olmadığı için yapamıyoruz. Şurayı bir çıtırdan lütleriz. Ondan sonra mesela bak, ben burayı lütlüyorum şu an. Heyecan arıyorum ya ben. Geldim buraya, çıkıyorum abicim. Bir çıtırdan burayı lütleyeceğim. Burayı lüt derken de moteldeki adamların fight'ı biter, çıkar veya bir şeyler olur yani. Adam eksilir. Anladın mı? Fight olmuşsa bile bir kişi kalır, iki kişi kalır. Hani onlarla başa çıkabilirim. Orada bir ses var. Kendim bot. Yani. Anladın mı? Dediğim gibi işte. Bir kişi, iki kişi kalabilir. O yüzden oynayabilirim otele. Hem bu şekilde fight da görmüş oluruz. Fight da. Belki daha fazla loot da çıkmış olabiliriz şansımıza. Buraya tedirgin gelin. Bazen burada da yatıyorlar abicim. Bekliyor. Adam binanın içinde bekliyor. Yani bir yere gireceğiniz zaman her zaman tedirgin bekliyor. Mesela deponuz şu an sıfırdan 1 milyona 5 milyona geldi ya. Siz bunu 80K'lık cephanelik için veya TV istasyonu için, kas cihazı kasmayanlar için söylüyorum. 80 binlik şey için yapabilirsiniz. Cephanelik için yapabilirsiniz. 3 milyon 5 milyonsa bıçakla girip böyle 80 binlik ekipman yaparsınız kendinize. Hiç depodan para harcamadan bıçakla girdin ya, 80 binliği kurtardın ya babacım. 80 bin liralık üstün başım var. O 80 bin liralıkta git cephanelikte şansını dene. Takımlı gir ama, tek başına girme cephaneliğe. Takım arkadaşın yoksa profilimdeki Discord sınırsından takım arkadaşı bulabilirsin arkadaşlar. Onun haricinde de rastgele takımla girebilir. Biraz daha sakin oynayabilirsin ama cephanelikte bir anahtar var. Öldürseydin kanka. Cephanelikte anahtar bulundurun. Komutan odası aşağının anahtarını bulundurun. Kasanız olsun cephanelikte. Bedava ölüp şey gitmeyin. Ya en azından bir dörtlü kasanız olsun. Dörtlü kasayı da nereden alabilirsiniz? Açıklama kısmındaki oyun X linkinden dörtlü kasayı uygun fiyata alabilirsiniz. 82 lira bu arada. 90 lira normalde. Altılı kasada 240 lira gibi fiyat. Kendi firmammış gibi reklamını yapıyorsam demek ki. Kendi firmam değil bu arada. Keşke benim de öyle bir firmam olsa ama yani sağ olsunlar, Oynex bizim sponsorumuz. Bize destek oluyorlar. Biz de onlara bu şekilde destek olalım arkadaşlar. Ki uygun da yani. Oyuna göre %10 uygun. Hatta şunları bir keseyim ya. Öldür. Botları öleceğiz herhalde. Oğlum niye ölmüyor onlar?
Kankam. Ananı avradım, doktora gidiyorum. Şu kese atmayı biliyoruz ya. Neyse. Oynex bu arada dediğim gibi çok fazla bono alanlar var mesela içimizde. Onlar için gerçekten muazzam indirimlere gidiyor. Hani daha fazla bono alabiliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum oyuna göre? Bu güzel bir şey. Orada bir... Hayır bir de bana çıkmadı herhalde. Kankam bir... Ya Rabbel alemin. Kasayı da açmadık daha. Botlarla uğraşacağız. Botlar bana geldi mi yemin ediyorum var ya böyle e-spor gibiler ya. Şimdi geldi burada 2 saat kırıp tamamladık. Vallahi bilmiyorum. Arada etkinliklerimiz oluyor bu arada çekilişlerimiz. O çekilişlere katılın arkadaşlar. Dediklerimi yapın, yapmayanlara ödül yok. Bir de kısa sürede alın. Bu kodlar süreli olduğu için yedeklere de ödüyoruz. Geçenki kodlardan 3 kişiye falan yedeklere verdik. Genel olarak alın yani. Katılın, bildirimleri açın, videolardan haberiniz olsun. İyi. Silah 60 binlik silah kurtarmış. O kardeşimiz eğer denk gelirse videoya cansın. Böyle bir videoda vesile oldun. İnşallah ölmeyiz de. Sen de sevaba girmiş ol abicim. Onun da emeği büyük bu arada bu videoda. Lan. Adı neydi lan? Unuttum çözümünü. Motele gideriz abi. Motellerin çıkışa doğru gideriz. Yalnız yeni haritada harbiden lütfenacak çok güzel yerler var. Gerçekten yani tek videoda şey yapmayı düşünüyorum. Anahtarlarını aldım ben oranın 7-8-9 tane. Saymadım, hatırlamıyorum. Tek videoda bütün kasaları açtım diye bir şey yapabilirim orada. Burada da düşünüyorum da denk getiremiyoruz ki abi ya. Burada çok fazla adam oluyor ya. Oradan oraya git, oradan oraya git. O ben gidene kadar kasalar açılmış oluyor. Denedim bunu daha önce. Denendi. Ama başaramadım. Fark ettin mi? Her şeye bakıyorum. Bakmamazlık yapmıyorum. Siz mümkün oldukça böyle çantanızı doldurun, değerlerine bakın. Ben az çok değerlerini bildiğim için bakmıyorum da. Siz yine satmak için alın yani. Ben ağırlık yapmasın diye şu an motele gideceğim. Dediğim gibi ben kendi şu an şeyimle oynuyorum. İstesem çıkışa gidebilirim. Ne yaptık? Alacağımızı aldık. Kaskımız var, yeleğimiz var. Aynı şekilde az önceki maça girdiğim gibi pompalıyla kaskım da var. Yine girebilirim. Sıkıntı yok. Ama ben tabi biraz daha fazla çıkayım. Yani şöyle 400-500 bin yapayım. Hani beleş tutta girip solda bir ses alıyorum. Bot duruyorum. Gerçek olsa da vurduk aslında. Niye bot duruyorum onu diyorsun? Vallahi gerçek olsa vurdum. 4000 al bunu baba. Tatil nasıl geçiyor? Bu arada tatile gidenler oldu, bayrama gidenler oldu, bayram tatili için memleketine gidenler falan. İnternet bağlantısı neydi de. Umarım güzel geçiyordur arkadaşlar tatiliniz. Buradaki her şeye bak. Ne var ne yok bakın arkadaşlar. Silah kutularına bakıyorum ki bomba kutularından bir şey istemiyorum. Buradan bazen 4 kare attığı zaman bazen target bir şey atıyor. Bak dürbün attı, ne güzel. Oh. Tadından yenmez. Var bir 15 bin var o dürbün. Hadi oğlum. Hadi akselli misin be? Akselli bu kadar. O AK severiz abi, severiz. AK sevilmez mi ya? AK candır, geri seveceksin abicim. Yastığı da buraya koy. İyiydi bu, iyi. AK candır abicim. AK güzel silah. Ben beğeniyorum abi. Bu yelek 4 karelik alt değer var bakın arkadaşlar. Şimdi yer açıyoruz kendimize. 10 numarada yer açacağız. İyi izleyin.
2 sıra bize kar etti de bu yelekler. Fena değiliz. Güzel güzel. Harika 10 numara oldu bu arada. Harika'nın mermilerimiz de var ki dolduralım abi. İki silahımız olsun. Aa, koyamıyoruz bunu. Bu silahı çok kötü yapmışsın bu arada kardeşim, bizi izliyorsan. Gerçekten bu silah böyle yapılmaz yani. Aslında çekmeme konusunda belki iyi olabilir ha. Önde ya biraz böyle. Tutması rahat olur. Bizde silahlar sekmediği için zaten çok da bir şey fark etmiyor yani. Şansımız var. Vallahi hikaye anlatacaktım da şu an böyle hikaye anlatma formunda değilim ben. Güzel bir hikayem var da. Tevfire mi gitsek lan? Hey gençler. Ya gönlüm şeyden yana aslında, biliyor musunuz? Motelden yana da. Bilmiyorum ya. Teleferi bende gezdiler. Boş verelim oraya abicim de. Gidelim bir şey motele. Ne varsa burada var zaten. En azından fightladılarsa leşçilik yaparız. Yani çöpçülük de yapabilirsin dedelerim. Çöpçülük dediğimiz muhabbette lobi bitiyor. Mesela fightlanan yerlerde küçük haritalarda güzel oluyor. Hani daha rahat görebiliyorsun. Yani pusuyorsun bir yerde, fight diyorlar, adamların ölülerini görüyorsun, biliyorsun yani şurada şu ölü var, şurada şu ölü var. Gidip onlardan sonra kalan lootları alıyorsun. Özellikle fırtına modunda mesela var ya, termaller termalleri vuruyor. Çoğu kask zırh kalıyor, tamam mı? Oradaki bütün o kask zırhı çeksen kendine, silah bile kalıyor yani. Eklentilerini alıyorlar. 10 numara lootta çıkarsın. Tek kalemde böyle 400 bin, 500 binle çıkabilirsin yani. Öyle imkanlar var. Ama işte termaller sıkıntı. Fırtına modunda da termal olmadan leşleri görebiliyorsun. Yani şansına denk getirmen lazım. Ben bir keresinde burada çıkışa gidiyorum böyle. Hiç adam yok, tamam mı? Hiç adam göremedim. Loot yapamadım böyle. Çok kötü geçti maç. Çıkışa gittim. Çıkışın önünde bir baktım, ölü yatıyor. Biri yatıyor. Kendini mi patlatmış? Ne yapmış adam? 900 binle çıkmıştım oğlum. Full 6 set böyle silahlar milahlar. Lan dedim bu ne? Neyse burada adamlar kesmişler. Adam ölmüş, lüt yapmamışlar. Hayır, bu arada bu dürbün bu önde sanki çekmiyor gibi ha. Şu balkondan bakabilirler. Bir etraf kolaçan edelim abi. Bu silah milah almamışlar ya. Baksana her şey duruyor çocuğum. Balkondan mı buluyorlar bunu? Silah niye almadıklarını sanmıyorum. Varmışlar. Pompalı kullanıyor. Pompik pompik, iş görecek bir şey var mı abi burada, para edecek bir şey? Gelenekine bakalım. Büyük ihtimalle leşçilik yapacağız burada. Ama güzel çıkmıyor. Baksana pompalı girmiş. Çocukta güzel bir şey. Şu molotof sesini duydum, yukarıda biri yatıyor büyük ihtimal. Ölmüş. Molotov sesiyle yani bir yerden geçiyorsanız eğer o sesi duyuyorsanız bilin ki alt katınızda, üst katınızda, çevrenizde bir ölen adam var, tamam mı? O ölen adamın lootuna bakın. O güzel bir taktik. Bak burada ses geliyor mesela. Bundan geliyor, üstten geliyor oraya.
Aynen tam tahmin ettiğim gibi üstte de biri yatmış. Rüt ses geliyor böyle, motor sesi geliyor. Biz yine tedirgin olalım ama boş gibi. Kankam umarım güzel bir şeyler vardır. Oo 5 sır severiz abicim. Canı biraz az ama olsun severiz abi. 5 sır güzeldir abicim. Pişman etmez, yarı yolda bırakmaz. Şimdi nasıl bir model yapacağız? 5 sır edeyiz. Güzel 5 sırrımızı aldık. Yok mu şuradan 400 binle çıkmamız ya? 500 bin, 400 bin, yarım milyon. Çıkar mıyız sizce arkadaşlar? İlk yaparken bazen var ya ne yapacağımı unutuyorum ben ya. Bir de tablet olduğu için arkadaşlar yavaş yapıyorum. Bir de bazı eşyaları gerçekten önemsemiyorum ben. Hani gözüme hoş gelen şeyler var mesela atamıyorum. Hani lazım olacağını düşündüğüm şeyler oluyor atamıyorum. Hani biliyorum aslında değerli olanlar kalması daha iyi çünkü bende şöyle bir şey var, satmakla da uğraşmıyorum. Mesela enerji içeceğim var, onları atmak yerine kullanmayı tercih ediyorum. PUBG Mobile, New State'den falan kalmış bir alışkanlık diyelim. Ben seviyorum öyle şeyi, enerjiyle full dolaşmayı, biliyor musun? Oradan bir alışkanlık kalmış bizde böyle. Susazlık, suyumuzu içek. Güzel, genel olarak güzel. Bak B203'ün anahtarı olsaydı açardık helalinden. Bak mesela sadece pompalı ve bir tane kaskla neler yaptık gördünüz mü? Şu anki lütfumuza bak ya, sadece bir pompalı ve kask ile ablukada. Yani bu her maç böyle yapacaksanız anlamına gelmiyor. Ama hani 10 maçın 5'ini yapsanız, anladın mı? Zaten şeyle girmişsiniz, pompalı ve bir tane kask da 30 binle. 10 maçın 5'ini yapsanız çok güzel kardasınız bu arada. 200 binden 1 milyon yapar ortalama. Bu şekilde 10 maçın 5'ini. Ha dersen yok ben 10 maçın 10'u da yapamıyorum. Sil boy. 10 maçın 3'ünü yap. Her türlü 10 maçta bir kere böyle 200-300 binlikte çık. Zaten kaskın falan var. Bir sonraki maça bıçak gir yine, yapamazsın. Bıçakta tekrar 30 bin yap, tekrar gir. Basit. Yeni hesap açacaksınız. Bazılarınız gerçekten hesabınıza yatırım falan yapıyorsunuz. Özelden bana yazanlarınız oluyor. Bıçak bıçak çıkartıyor ama depo değeri sıfırlanıyor. İkincisi parayla bono falan almayın. Hani paranız çok olsa bile almayın abicim. Niye? Oyunun zevki orada değil zaten. Sen pay to win yapmış oluyorsun. Param var, kazanıyorum ben diyorsun. Hem cebindeki para gidiyor hem zevkin, heyecanın kalmıyor, anladın mı? Ama gir bir bıçakta kardeşim. Patara kütere kes. Abi giy 30 binini, ondan sonra o loot'u çoğaltmaya çalış, daha çok keyif alırsın. Ha, sana ne lan, benim param var diyorsan da git bono al parayla. Nakit. Ama önermiyorum yani. Yani bunu büyük dostlarım falan yapıyorsa yapmasınlar. Yapmayın yani. Sonuçta bu savaş oyunu. Bıçakla da girip savaşabilirsin. PUBG Mobile gibi falan değildi. Bu param varsa oynayabiliyorsun. Onun için ama oyun sana demiyor ki hiç paran yoksa oynamaz. Gir bıçak diyor. Bıçak gir kardeşim. Tecrübe, kötü silahlarla tecrübe edin. Ben az önce niye yükseldim öyle ya? Beş. Dakikamız azalıyor. Ufaktan bir çıtıktan gidebiliriz. Ha, gizli belge kutusu. Yok mu bir gizli belge vermesi ya? Ana ne olur adı ya. Aynen. Belge verdi ama gizli belge değil. Bak, bakılabilecek noktalar nereler? Çatır çatır nasıl geziyorum? Çözdük mü olayı arkadaşlar? Basit aslında. Bu oyunda para kasmak basit. Sadece biraz vakit gerek. Yani tek kalemde herkes 1 milyon, 2 milyon her maç çıkmak ister ama
Onun için de arkadaşlar deponuzun da biraz çok olması lazım yani. Mesela ben bile arada bir çıkabiliyorum. Yani değerli bir item verse zaten hep her maçım hemen hemen çıkar da. Değerli item vermediğinde çok az öyle 1 milyonluk da 1,5 milyonluk çıkıyor. Gerçi dün bir termal bulmuştum. 1,5 milyonla çıktım. Bir termal buldum. Yanındaki arkadaşlarımı kutladım. Çıktım öyle halinden 1,5 milyonla. Belki onu atarım. Yayın tekrarı ama. Lanet gelsin. Hep yayın tekrarında böyle şeyler geliyor başıma. Yayın dışı var ya, harbi diyorum adam göremiyorum ya. Böyle adamlar bir de e-sporcu gibi oynuyor, deliriyorum. Bu bombayı alalım, lazım olur bize. Nerelerden iyi geldin, nerelerden. Koy bir tane daha koy. Sar bir tane daha sar. Çok güzelsin ama yengen kıza. Bu taktiktir arkadaşlar, yere yatmak için. Yere yatıyorsunuz, hızlı dolduruyor. Hızlı dolduruyor. Bu arada açlığımız var. O açlık yani ilerleyen dakikalarda o koşma staminasını düşürecek biraz daha. Hani dörtte birini düşürüyor diye biliyorum. Ama yere yatarak böyle hızlı doldurup hemen uçabilirsiniz. Umarım pusuya musuya gelmez de şu maç kaç para çıktı? Ben 400 bin bekliyorum ama çok 400 bin de olmayabilir yani. Kaskı bulduk, yeleği bulduk. Stov attım. Şu botlar Türkçe konuşsa ne güzel. Poker dur. Ellerini kaldır. Kimsin sen? Kaldır ellerini falan. Askeri terimler edecek böyle muazzam olur. Arada küfür ediyor. Küfürleri etmesinler. Biz canlı yayın yapan insanları banlayın. O yüzden ama Türkçe bir meali gelir. Yok mu şöyle ileride sizler sayesinde böyle 10 numara abonelere ulaşıyoruz. Oyun patlamış, tamam, oyun çok güzel yerlere gelmiş. Çok güzel abonemiz var böyle. İzlenmelerimiz güzel. Arena Breakout diyor ki Poker abinin sesini kullanıyoruz falan. Nasıl bir şey kullanırdık acaba? Hani ne kullanmamı isterdiniz? Labzi kim alabilir? Onu söylerdim. Labzi kim alabilir? La şansları yok. Yok. Yayından bilenler bilir. Arada bana yaptırıyorlar bunu. Labzi kim alabilir? Düşünsene, Labzi kim alabilir diyorsun. Ne alakaysa. Böyle güzel terim varsa söyleyin, kullanalım arada canım ben. Neyse, neşemiz yerine geldi. Sağlam nutta çıkıyoruz ya. Hadi yineyiz. Giderek buralara da bakın arkadaşlar. Etrafınıza bakın ayrı. Buralara da bakın. Dakikamız var çünkü. Ben 6 dakikaya çıkışa giderim baba. Şansımı bir deneyeceğim. Ya nereden ne çıkacağını bilemez abi. Aa, görev var burada. Çok güzel ESE atarım. 25 yaşında değilim. 33 yaşındayım arkadaşlar. Galatasaraylıyım. Labizi kim alabilir? Ha, gaza geldik. Oyunun başında elimiz ayağımız titriyordu. Maçın sonunda da Labizi kim alabilir? La şanslar yok yok. Şimdi arkadaşlar, ufaktan maçın da sonuna geliyoruz. Şunu da bahsedelim tekrardan. Buradaki amacımız normalde sıfırlanmış kasalar içinde. Ama 2 milyon 3 milyonluk kardeşlerimiz için de bu ideal bir şey. Yani girdiğim loot da girebilirsiniz ablukaya. Yani bir kask, bir tane pompalı alın. Gidip pahalı bir pompalı almayın. Ne bileyim, köşeye pusarsın, bu pompalıyla köşeden ayakları sıktığın zaman adam ölür. Gördünüz, bir tane molotofla yaktık. O Türk kardeşimiz sanki bilerek yandı gibi geldi ama o da buradaysa selam olsun. Bıçakla girebilirsin. 2 milyon depon var. Gün kötü geçiyordur, tamam mı? Zarar etmek istemiyorsundur. Veya güne ilk maçı atacaksın. Elin soğuktur. Ne yapman gerekiyor abicim? Takım arkadaşın yok. En az 2 kişideysen bu oyunda sıkıntı biraz. Ne yapacaksın babacığım? Alacaksın bıçağı. Bir tane normal notta gireceksin. Bir 30K'lık loot yapana kadar devam edeceksin. Kask diyerekti böyle güzel bir silah bulana kadar. Belki o arada orada yani gerçek oyuncular da oluyor. Bize denk gelmedi ama. Ya mümkün oldukça biz loot yapmaya bakıyoruz orada. İki bot kesip lootlara bakmayı tercih ediyoruz işte, kasalara falan. Onun için hani oldu da adam denk geldi. Adam da kestim. Çıktım maça. O loot da gir abicim ablukaya. Zararın yok. Zararın yok yani. Anladın mı? Bir şekilde
kasanızı katlayabilirsiniz. Zarar etmezsiniz. Adamın 2 milyonu var. Gidiyor termal giriyor. 6 set giriyor. 5 set giriyor. Girme kardeşim. Şu an senin amacın, takımın yoksa kasanı en az bir 10 milyon yapman lazım. Şöyle 4 seviye mermiyle girmen için. 4 set full 4 set girmen için. Hani 5 set de demiyorum. 4 set girmen için bile en az 10 milyon deponun olması lazım. 4 seviye mermi girmen için en az 10 milyon deponun olması lazım abicim. Hani rahat rahat sürekli oynayabilmen için diyorum. Nasıl oynuyor lan bu? Anladınız mı? Mesela bak, sıfır depom var benim mesela burada. Şu an ben yaklaşık 800 bin falan oldu benim. Yani 500 bin vardı ya. Yani toplamda böyle 400-500 bin, bu maç 400 bin çıkacağız. 400-550 binle falan çıktığımı düşünüyorum. Hani parça parça tabii 600 bini de bulur bu toplamda. İki maçta bu. Bir maç kaybettim o arada tabii. O ilk girdiğim, bıçakla girdiğim kısmı kaybettim. Ama ikinci maçta şu an iyiyiz. 10 numara. Anlatabiliyor muyum? Şu anki bu videonun hatırına like'larımı çekiyorsunuz abicim, like'lara. Kanalıma abone değilsen abone olup bildirimleri açıyorsun. Daha bu başlangıç paketiydi mesela. Başlangıçtaki para kasma. Bunun daha şeyleri var. Cephaneliği var. TV istasyonu oynayamıyorum. Cihazım yok. Vallahi cihazım yok. Cihaz inşallah bir gün alabileceğim. Bir cihaz, bir bilgisayara, YouTube'da 10 numara bir yayın yapacağız arkadaşlar. Sağlam ekipli ekipli, eğlenceli. Sizlerle de oynayabileceğimiz 10 numara yayınlarımız başlayacak inşallah. Çıkışa doğru ufaktan gidiyoruz canlı. Şimdiden beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Cansınız, iyi ki varsınız. Bir para kasma videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tahminleri alayım kaç parayla çıkacağım. Ben diyorum 400 binle çıkarım. Bakalım. Güzel güzel. Kendimizi AYK'mızı aldık. Yani iki tane, iki maçlık şu an abluka lütfu var benim, anladın mı? Ama ben ne yaparım? Girmem. 275k. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yanlış tahminde bulunduk. Allah kahretsin.